Çok uzun süredir Türkiye'de bir erken seçim olur mu, baskın seçim olur mu, olursa ne zaman olur, adaylar kimler olur tartışması sürüyor. Buradan kaçınılmaz olarak söylüyorum, henüz anayasa öyle gerektirmiyor, birlikte yapılması gerekmiyor. Sadece Cumhurbaşkanı herhangi bir sebeple Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılırsa 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması gerekiyor anayasaya göre. Buna göre 1 Mayıs pazar günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Yapılacak seçimin tarihi 1 Mayıs pazar günüdür. Bunu buradan ilan ediyoruz ve bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili gerekli adımı atmasını bekliyoruz. Seçimlere bir yıldan az kalmadığı için meclis seçimleri yenilenmeyecek. Meclis seçimleri eğer öne alınmazsa gelecek sene Haziran ayında yapılacak, ancak 1 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması gerekiyor ve orada Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olmamasını bekliyoruz. Kendi açık beyanıdır. Manadası belgeleri ortaya çıktığında Sayın Genel Başkanımıza hitap ederek bu belgeler sahte, ispat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım, ben siyaseti bırakacağım demişti. Dün Yargıtay kararı açıklandı. Yargıtay kararında bütün açıklamaların olgusal bir temele dayandığı söyleniyor ve MASAK raporuna göre, Yargıtay kararında yer alan, Manadası'nda faaliyet gösteren Belway Limited şirketinin belirtilen banka şubesinde bulunan hesabından yüksek miktarda yabancı paraların bir kısım davacıların banka hesaplarına aktarıldığı ve yine Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 22.12.2017 tarih ve 34.321 sayılı yazısı ekinde gönderilen raporda belirtilen para hareketlerinin banka cevabı yazısı ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca davalıyanca dayanılan bu belgelerin sahteliği hususunda herhangi bir tespit bulunmamaktadır diyor. Bu Yargıtay'ın kararını dayandırdığı MASAK raporu ve Yargıtay kararında yer aldı. Bu belgeler sahte. Yeni Şafak bu kadar manşet atıyordu. Belgeler sahte diye. Bu belgeler sahte, ispatladığın anda ben Cumhurbaşkanlığını da bırakırım, siyaseti de bırakırım diyordu. Bir ülkede bir belgenin sahte olup olmadığına Yargıtay gördüğü mahkemede mali suçları araştırmayla ilgili olan ülkenin en etkili, en yetkili, en üst kurulunun raporuna dayanarak bu belgeler doğru diyorsa Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutsun. İstifa ederim, siyaseti bırakırım demişti. Man Adası belgeleri, dün genel kurulda da söyledik, Ağrı Dağı kadar gerçek ve bu artık MASAK raporuyla ispatlanmış, Yargıtay kararıyla da kayda geçirilmiş, Türk milleti adına kararı alınmıştır. Cumhurbaşkanı'nın avukatı diyor ki, kesinleşen karar yok. Alt mahkeme Cumhurbaşkanı'nın lehine, başkanını değiştirdiği mahkeme karar vermişti. Yargıtay bu kararı bozdu ve MASAK'ın raporuna dayandırdı. Şu anda alt mahkemenin vereceği karar, Yargıtay'ın bozma kararından sonra o değiştirilmiş hakimlerin ne yapacağını göreceğiz. Ama elde kapı gibi MASAK raporu vardır, kapı gibi Yargıtay kararı vardır. Ve bu karar, bu rapor artık Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini de siyaset görevini de bırakacağı ile ilgili taahhüdünü hatırlatmanın tam zamanıdır. Bundan sonra görev yaptığı her gün hakkında en üst noktadan verilmiş bir karara ve kendi sözüne rağmen, açık ifadelerine rağmen o makamı işgal etmesi bundan sonra düşünülemez. Eğer sözünün eriyse çıksın istifa etsin. Siyaseti bıraksın. Manadası belgeleri ortaya çıktığında oradaki şirket, oradaki şirketin oğlu, eniştesi, kardeşi tarafından ortak olunan şirketin para hareketleri ortaya çıktığında
Türkiye'de önce yer yerinden oynadı, sonra yalan mahkemeye vereceğiz dediler ve verdikleri mahkemenin başkanlarını, üyelerini kendileri belirlediler. Ama Yargıtay ve MASAK bu belgelerin doğru olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu vakitten sonra mızrak çuvala sığmaz. Ayrıca Yargıtay kararında yapılan tartışmada bir kamu yararı olduğu, kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığı ve davacıların kişilik haklarına saldırı oluşturmadığından davalının tazminat ile sorumlu tutulması yerinde görülmemiş, davanın tümden reddi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır diyor. Durum bundan ibarettir. Bundan sonraki süreçte artık bütün gazeteci arkadaşlarımızdan Cumhurbaşkanı'na kameralarını yöneltip mikrofonlarını uzatıp ispat edilirse istifa edeceğim demiştiniz. Yargıtay kararına ne diyorsunuz? MASAK raporuna ne diyorsunuz sorusunu bekliyoruz. Bu gazetecilik görevini yapan, halkın haber alma hakkı için çalışan tüm meslektaşlarınızın, hepinizin sorumluluğudur. O gün tutup da bu belgeler sahte dediğinde bunu manşetlerine taşıyanlar, MASAK'ın belgeler gerçek, para hareketi gerçek, gerçeğe aykırı bir ifadeye rastlanmamıştır raporunu Cumhurbaşkanı'na sormak, o gün belgeler sahte manşetiyle çıkan gazetelerinde halktan özür dilemek ve bu raporu ve bu kararı yayınlama sorumluluğu vardır. Gelelim 20 yılın sonunda bir parti devletine, devleti parti devletine, partilerini de devletin yerine koyanların Türkiye'ye yaptıklarını ifşa etmeye devam edelim. Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül gitti, damat Albayrak gitti. Her kabine revizyonunda değişecek isim olarak söylenen kendisi ve bunun için ben muhalefete saldırayım, benim gibi kullanışlı bir müfteriyi, iftiracıyı, yalancıyı, hakaretçiyi, küfürbazı feda etmek istemezler. Ben en ağır şeyleri söyleyeyim, yerimi garanti edeyim telaşında olan birisi. Ancak şunu söyleyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerine şunu hatırlatalım. Bu ülkenin ne ilk iktidarıdır Adalet ve Kalkınma Partisi, ne son iktidarı olacak. Herkes gelecek geçecek ama bu iktidar bakanlarının iftar sofralarında, bakanlarının kamu görevlileriyle birlikte oldukları dönem noktada siyaset yaptığını hiç görmedi. Yani siz karşınıza 2 Nisan'da Polis Akademisi öğrencilerini alacaksınız. Polis Akademisi öğrencileri, orada Meral Akşener'i kötüleyeceksiniz. Sayın Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemini küçümseyeceksiniz ve ona hakaretler edeceksiniz. Dün 13 Nisan'da göç idaresi personeli, onları karşınıza alacaksınız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştireceksiniz. Genel başkanımızı eleştireceksiniz. Süleyman Soylu'nun yaptığını bugüne kadar hiçbir Türkiye Cumhuriyeti bakanı yapmadı. Bakanların elbette partileri vardır. Elbette siyaset yaparlar. Hatta eleştiride de bulunurlar. Ama bunu yaparken Polis Akademisi öğrencilerini toplayıp yapmazlar. Bu bir tenezzül meselesi. Buna tenezzül eden bir bakan olmadı. Tutup da hepsi devlet memuru olan göç idaresi başkanlığı personelini toplayıp ana muhalefet partisine hakaret edemezsiniz. Bunu yapan hiçbir bakan olmadı bundan önce. Bu ülkede çok sert siyasi rekabetler oldu. Çok sert siyasi tartışmalar oldu. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlık noktasına gelmiş hiç kimse şuna tenezzül etmedi. Çünkü devlet adamlığı diye bir şey vardır. Devlet adamı devlet memurunu karşısına alıp siyaset yapmaz. Buna tenezzül etmez. Süleyman Soylu'nun bu davranışını kendisine yakıştırıyoruz. Yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir bakanın düşmediği durumlara düşmüştür. Etmediği lafları etmiştir. Ama
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişte oy vermiş seçmenlerine bu durumu şikayet ediyoruz. Bu adam bunlara tenezzül ediyor ve birileri de bunu halen daha görevinde tutuyor. Buna ihtiyacı mı var bir iktidar partisinin? Buna ihtiyacı varsa, kaldıysa iş işten geçmiştir zaten. Ayrıca Süleyman Soylu'ya şunu hatırlatırız. Üzerinden tam 11 ay geçti. 11 ay geçti. Sedat Peker'in bir siyasinin Sedat Peker'den rüşvet aldığını, bunun bir milletvekili olduğunu söylemiştin. Biz 600 milletvekili adına hak arayınca eski milletvekili demiştin. Partinizin MKYK üyesi olduğu noktasında çok ciddi iddialar var. Ama sen hala susuyorsun. O günlerde söyleyeceğim demiştin. Savcıya gideceğim, bildireceğim demiştin. Ne oldu? Yine üstünden 11 ay geçti. Bu ülkenin masum insanlarını kandıran bir TODEX dolandırıcısı var. Faruk Fatih Özer. Sen önce tanımam, görmem, bilmem dedin. Tak fotoğraf çıktı. Bütün suçlular da çıkıyor ya. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan o fotoğrafı nasıl çektirdiğini, niçin çektirdiğini açıklamadan bu sefer döndün sırf o tartışma bitsin diye. Nerede olduğunu biliyoruz. Alacağız inşallah dedin. Mayıs 2021'de. TODEX'ten canı yanan binler, on binler beklerken 11 aydır ondan da ses yok. Çünkü aslında onu yerini bildiğin, alacağın, getireceğin falan yok. O TODEX vurgununun neresindesin? O ayrı tartışma konusu. O önümüzdeki dönemde mahkemelerin üzerine çok gideceği bir konu. Ama hiç olmazsa getireceğin yok, ama insanlara o fotoğrafın hesabını vermek yerine bir yalanla umut vermeyi tercih ettin. Geldiğimiz nokta budur. Süleyman Soylu budur. Herkes Süleyman Soylu'yu görsün. Bundan sonraki süreçte de her söylediği söze ona göre baksın. Arkasına Türk bayrağını alıp kahraman polisimizin amiri olduğundan yararlanarak polisimizi, askerimizi, şehidimizi, gazimizi, bayrağımızı istismar edip görülmedik utanç verici işlerin içinde olan birinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bitmesiyle hakkındaki bütün dosyalar, bütün şaibeler teker teker incelenecek, kanun önünde ve kamu önünde teker teker hesap verecek. Bunun sözünü veriyoruz. Ayrıca göç idaresiyle ilgili dünya kadar söz söylüyor. Sen ilk önce göç idaresi şöyle iyi çalışıyor, böyle iyi çalışıyor. Genel başkanımız şunu söylemiş, bunu söylemiş. Bakın, övündüğü göç idaresi. Başkan yok, başkan vekili var. Başkan yardımcısı yok, başkan yardımcısı vekili var. Yabancılar Genel Müdürlüğü yok, vekili var. Uluslararası Koruma Genel Müdürü yok, vekili var. Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürümüz yok, vekili var. Uyum ve İletişim Genel Müdürümüz yok, vekili var. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü yok, vekili var. Ya arkadaş, hukuk müşaviri yok, onun da vekili var. İşte Süleyman Soylu, işte Süleyman Soylu'nun devlet anlayışı, yönetim anlayışı. Atama yeterliliği olan uygun kriterde bir kişi yok yönetimde, ta hukuk müşavirine kadar hepsi vekaleten yürütülüyor. O yetkinlikte birini bulup Cumhurbaşkanı'nın önüne koyup atamasını imzalatılmadığı bir göç idaresi başkanlığı. Süleyman Soylu ve devlet yönetimi. Muz Cumhuriyeti olsa olmaz. Çadır devleti olsa olmaz. Şunların içinde bir tane görevini asaleten yapan devlet memuru bulamamışlar. Şu insanlara da yazık, bu devlete de yazık. Süleyman Soylu'nun yaptıklarının karşısında insan gerçekten hayret ediyor. İnsan gerçekten diyor ki, bu kadar bir devletin civataları gevşemiş, rayından çıkmış, bu kadar keşmekeş hale getirilmiş olabilir mi? Bir de bunlar tutmuşlar kendilerini
şöyle bakanım böyle bakanım diye anlatıp geçmişte bu görevi yapanların hayatta olanları utandırıp mezarda olanların da kemiklerini sızlatıyorlar. Devlet Bakanlığı, bu ülkenin bakanlığı Süleyman Soylu'ya kaldıysa vah bu memleketin haline. Plan Bütçe Komisyonu'nun gündeminde bir kanun teklifi var arkadaşlar. Türkiye Varlık Fonu'na yeni muafiyetler tanıyan bir kanun teklifi. Bu teklife göre Varlık Fonu tarafından hakim hissedar olarak kurulacak şirketler gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca bu şirketler kitle olsalar, yeni de kurulsalar, kamu kurum ve kuruluş ve ortaklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmayacak. Türkçesini söylüyoruz. Sayıştay denetiminden çıkaracak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes adına bu meclis, bu meclis adına da Sayıştay kamu kurumlarını denetliyor. Ya da kamu kurumlarının ortak olduğu şirketleri denetliyor. Bu maddeden sonra bu kapsam dışına çıkacak. Ne çıkacak? Esas maksat ne, amaç ne? Türk Telekom ve Turkcell. Bunlar biliyorsunuz özelleşmişti. Hariri ailesi Türk Telekom'u aldı. Çok uyguna aldı. Alırken de bankadan kredi kullandı. Türk Telekom'un içini boşalttı. Paraları yurt dışına kaçırdı. Biz Türk Telekom'u, kendi varlığımızı Hariri'ye vermiştik. Paralarımızı çarptı, Türk Telekom'u kucağımıza bıraktı. Bir daha para verdik, tekrar aldık. O Türk Telekom'da Sayıştay denetimini engellemek istiyorlar şimdi. Turkcell bir benzeri muammalı, şaibeli sürecin sonunda yine Turkcell'in hisseleri Varlık Fonu'nun kucağında ve bunların millet adına, meclis adına Sayıştay tarafından denetlenmesini engelleyecek kanun teklifi getirmişler. Bunda iyi niyet var mı? Bu işte bir ahlak var mı? Zaten geçmişi bu kadar karanlık olan bir sürecin, bir de o Hariri bu kadar paramızı aldı, bu kadar yokluk çekiyor esnaf, işçi, çiftçi, memur, onlara para yok. Hariri çarpmış gitmiş, geçen de geldi yine devlet protokolüyle karşılandı. Şimdi oralarda kamu denetiminden kurtarmak için kanun teklifi getiriyorlar. Bunu bir kez daha vatandaşlarımızın bilgisine, takdirine ve bu kadar da olmaz dediğimiz bu hususu milletin vicdanına havale ediyoruz. Anlaşılıyor ki emeklilerin bayram ikramiyesine bir iyileştirme yapmayacaklar. Bakanlar karşı çıkıyormuş. Maliye Bakanı karşı çıkıyormuş. Zenginlere aman efendim adına faiz demeden faizin daniskasını vereceğiz. Parayı faize koyun, banka vereceğini verir, kur ne kadar arttıysa aradaki tutarı garibanın cebinden biz sana öderiz diyen, yoksuldan zengine kaynak transferi yapan, kaymak tabakayı iyi bakan ama orta direği yoksullaştıran bu hükümet her seferinde zenginlerin vergi avantajı sağlayarak onların vergiden göya kaçınmalarını, Türkiye'de vergi kaçırmalarını, vergi cennetlerine paraları götürerek vergi kaçırmalarına izin vermelerini sağlayan bu hükümet emeklinin 1100 liralık bayram ikramiyesini enflasyon oranında dahi arttırmayı çok görüyormuş, dengeleri bozarmış, enflasyonla mücadeleyi zora sokarmış. Emeklileri yok sayan ve yük sayan bu anlayışa bütün emeklilerimizle birlikte isyan ediyoruz. İşçileri, çiftçileri, memurları, emeklileri yok sayamazsınız. Bu ülkenin sırtına yük sayamazsınız. Bu ülkenin sırtındaki yük meşli çetedir. Bu ülkenin sırtındaki yük dönüp dolaşıp semirttiğiniz yandaş müteahhitlerinizdir. Sizlersiniz. TÜRGEV,
TÜGVA vakıflarının torpil listeleriyle kamuda yer alanlar vatandaşın hakkını yiyip liyakatli kişiler yerine TÜRGEV'in, TÜGVA'nın sadakatine önem vererek kamudaki bütün pozisyonları dolduranlar, kamu kaynaklarını yandaşa aktaranlar bu ülkenin sırtında yüktür. Emekliler yok sayılamaz, yük sayılamazlar. Bu artık bir parti, bir iktidar partisi olmaktan çıkmış, esen rüzgara göre istikamet belirleyen şekilsiz bir gruplaşmaya dönüşmüştür. Yıllar önce Erdemliler Hareketi diye kurulan parti bugün eskilerin ve bu partinin geçmişinde bulunanların tanıyamadığı kadrolar tarafından yönetilmektedir. İlkesizdirler, şekilsizdirler, adeta şekilsiz bir gruplaşmayla konjonktür kendilerini nereye götürüyorsa o tarafa doğru savrulmaktadırlar. Son olarak meclis başkanlığından bir açıklama talep ettik. Bunu basın toplantısı aracılığıyla da söyleyelim. Ali Osman Akat, Aralık ayında 111 kilo uyuşturucu yakalanmış, alınmış, hapse konmuş birisi. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde neredeyse istisnasız bütün yöneticileriyle, bütün bakanlarıyla fotoğrafları çıktı. Şirketinin adı Lakton. Bir yerden hatırlıyoruz dedik. Bir baktık burnumuzun dibinde. Pandeminin başından beri Tekirdağ menşeli Lakton firması meclise kolonyası, dezenfektanı, birçok ürünüyle meclisteki 5000'e yakın personel, 1000'e yakın oda, bütün çalışma birimleri ve genel kurulda bu ürünleri çokça görüyoruz. Bu ürünlerin, bu fabrikanın Tekirdağlı sahibi meclise bu ürünleri satmış. Ama bu kişi 111 kilo eroinden, 111 kilo uyuşturucuyla yakalanmış. Bu nasıl bir ilişki bilmiyoruz ama bu firmanın derinlemesine araştırıldığında Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından ürettiği alkollü ürünler, dezenfektanlar, kolonyalarda metanol, göz sinirleri için tehlikeli derecede metanol içerdiği için belli ülkeler tarafından iade edilmiş ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin de raporlarında yer alıyor. Şimdi meclis başkanlığı, bu Lakton firmasıyla ilişki nedir? Nasıl başlamıştır? İlk başlarda ihalesiz, işte hibe olarak alındı gibi sözlerin üzerine, daha sonra bu Lakton firması bu kadar ürünü meclise nasıl satmıştır? Bu ürünler Avrupa'dan Türkiye'ye iade edilen ürünler bunların içinde midir? Meclisin çalışanlarının, emekçilerinin, milletvekillerinin, ziyaretçilerinin hayatları tehlikeye atılmış mıdır? Bu uyuşturucu bağlantılı ve AK Parti'nin belli ki çok gözde iş adamlarından bir tanesinin meclisle olan ilişkisi nasıl şekillenmiştir? Bu konuda Sayın Şentop'tan bir açıklama bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar, değineceğim konular. Soru varsa cevaplayabiliriz arkadaşlar. Ben her gün aynı soru ve sürekli bir acaba Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde bir tartışma, bir çatlak olabilir mi? Bu gerçekten Türkiye'nin bu kadar önemli gündemleri, bu kadar önemli sorunları, bu kadar yokluk, yoksulluk, işsizlik varken dönüp dönüp bunun tekrar gündemde tutulması meselesi belki birilerini yormuyordur ama Türkiye'deki insanları yoruyor ve üzüyor. Biz göstereceğimiz adayın 13. Cumhurbaşkanı olacağından eminiz. Biz göstereceğimiz adayın
ittifakın ortak adayı olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak Temel Bey'in yaptığı açıklama gibi bugün şartlar sürekli birileri tarafından değiştirilip manipüle edilirken en doğru yöntemle seçime girilip Türkiye'deki bu harami düzeninin sona erdirilmesine yönelik arayışları, çalışmaları, fikir alışverişlerini de son derece değerli buluyoruz. Hiçbir seçeneği dışlamıyoruz. Bir tek şeyi bekliyoruz. Bu ülkede artık bu sömürü düzeni bitsin. Bir Suç İşleri Bakanı'nın İçişleri Bakanlığı'nı meşgul ettiği, işgal ettiği dönem bitsin. Silah arkadaşlarının bedduasını almış ve bu mahkemede kanıtlanmış 220'den fazla albay, amiral, generalin bu Milli Savunma Bakanı'na karşı biz şahitlik yapmak istiyoruz diye başvuruda bulunmuş bir Milli Savunma Bakanı'nın olduğu. Adalet Bakanı'nın geçti bundan 4-5 yıl önce bir gece yarısı tecavüzcüsüyle evlendirilirse eğer tecavüze uğrayan bu suçu işlemiş ne kadar kişi varsa hepsinin birden affa uğrayacağı bir gece yarısı önergesini getiren birinin yeniden Adalet Bakanı olduğu, bu meclisin iftarla imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin imzasıyla bir gecede çıkıldığı bir süreç bitsin istiyoruz. Yeniden demokrasiye dönülsün istiyoruz. Bunun için de göstereceğimiz adayın 13. Cumhurbaşkanı olacağını kazanması kesin bir aday ve meclis kompozisyonunda Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın karşısında en güçlü şekilde teşkil etmesini amaçlıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışındaki tüm spekülasyonlar beyhudedir. O da son derece önemli bir değerlendirmedir. Biraz önce söylediğim gibi mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP oldukça EYT'lilerin sorunu da çözülmüyor. 3600 ek gösterge de çözülmüyor. Bu meclisin önünde alması gereken pek çok önemli karar da alınamıyor. Sadece ve sadece Cumhur İttifakı ve onun dayatmalarıyla vatandaş mağdur oluyor. Buna karşılık mecliste çok güçlü bir çoğunluğa ihtiyacımız var. Yeni çıkan kanunlara bakıldığında eğer mecliste üçüncü bir ittifak olup da o daha çok milletvekili çıkarılmasını sağlayacaksa ilgili partiler bunları değerlendirirler. Bu seçenek de ortadadır. Biz söyledik, Adalet ve Kalkınma Partisi kendi kazdığı kuyuya düşecektir. Biz yapılan seçim kanununa göre hele hele de Haziran ayı geçtikten sonra yani yeni bir seçim kanunu gelse de ilk seçimlere uygulanamayacak duruma geldikten sonra siyasette Cumhur İttifakı'nın bir takım hesaplarına karşı son derece yaratıcı, son derece etkili ve son derece vatandaşın oyunu meclise daha iyi taşıyacak formüller olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda son derece rahatız. Bu da AK Parti'ye ve küçük ortağına dert olsun. Tabii. Yani partimiz adına konuşan arkadaşlar acaba böyle mi diye sordular. Şimdi siz Suudi Arabistan'dan özel uçakla gelen kişileri akşam iki ayrı otele yerleştirip daha sonra Suudi gazeteciyi kesip parçalayıp yok eden, ortadan kaldıran kişilerin ortaklarını, onlara ev sahipliği yapan diplomatı suçüstü yakalamışken ve suçüstü durumunda diplomatik dokunulmazlık hiçbir işe yaramazken bırakırsalar ve Suudi Arabistan'a dönmesine izin verirseniz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elindeki dinleme ve olayın olduğunu görme istihbaratına rağmen o kişilerin ülkeyi terk etmesini izlerseniz elimde sanık yok diye dosyayı kendi kendinize sanığımız yok derseniz buna kargalar bile güler.
sanık olabilirdi. Siz saldınız, siz yolladınız. Kaldı ki yargılamayı yapıp tamamlayıp o kişilerin gerekli cezaları almasını sağlarsanız dünya önünde Türkiye Cumhuriyeti yargısı bu katliamı mahkum edecekti. Şimdi siz aldınız dosyayı yolladınız ve böyle bir imkan ortadan kalktı. Suudi Arabistan Doha'da Tayyip Erdoğan'la Veliaht Prens'in görüşmesini bu şarta bağlıyorsa, Suudi Arabistan önümüzdeki günlerde Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeyi bu şarta bağlıyorsa, içinde bulunulan ekonomik darboğazdaki dolar para arayışı buysa ve bu şarta bağlandıysa, Türkiye Cumhuriyeti'nde Suudi Arabistanlılar gelip 250 bin dolara, şimdi yeni alınan kararla 400 bin dolara vatandaşlık satın alıyorlardı. Çok açık bir şekilde görülüyor ki bu da sahibinden satılık dosyadır. Türkiye'de işlenmiş bir cinayet. Bu konuda başta Recep Tayyip Erdoğan AK Parti sözcülerinin Suudi Arabistan'ın sorumluluğunu açıkça ifade ettikleri, açıkça onları Türkiye Cumhuriyeti'nde bir katliam talimatı vermekle suçladıkları süreçte, siz bu dosyayı Suudi Arabistan'a yolluyorsanız bu sahibinden satılık cinayet dosyasıdır. Siz para için yapmayacağınız hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu ayıbın yaşatılması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kirli sicilinde önemli bir paragraf olarak yerini almıştır. Abdülhamit Gül'ün istifası konusu da Abdülhamit Gül tarafından açıklığa kavuşturulması gereken bir husustur. Bu konuda kendisi sustukça bu sessizlik iddiayı güçlendirmektedir. Geçen zaman iddiayı güçlendirir. Eğer böyle bir şey yoksa Sayın Gül çıkıp açıklama yapabilir. Yapmıyorsa iddialar güçlenmektedir. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.